İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Mardin'den yükselen medeniyet, Dara antik kenti. Büyükelçi Deval, Hindistan Minsk Grubu Eş Başkanlığı'nın himayesinde Artsakh sorununun çözülmesini desteklemektedir. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Birlikleri Azerbaycan mevzilerine ateş açmadı. Sait Çetinoğlu, resmi belgelerde Ermenilerin dönüş yasağı. Dün hayatın durduğu yer, Halkalak'ın hayalet köyü. Fransız hükümeti Ermenistan'ın küresel mirasını koruma projesini finanse edecek. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'daki Dara antik kenti ve harabeleri, tarihi mimari yapıları ile Mardin kentinde görülmesi gereken gezilecek yerler arasında önemli bir yere sahiptir. Mezopotamya'nın kuzey girişinde Mardin'de olan antik kent, büyük su sarnıçlarıyla da görenlerin dikkatini çekmektedir. Dara antik kenti, tarihi Mardin kentine 30 kilometre kadar mesafede. Milattan sonra 7. yüzyıla kadar şehir, çeşitli dönemlerde İranlılarla Romalılar arasında el değiştirmiştir. Antik kentte 1986 yılından beri bilimsel kazı ve araştırmalar yapılmaktadır. Hindistan Agit Minsk Grubu Eş Başkanlığı'nın himayesinde Artsakh sorununun barışçıl çözümünü destekliyor. Bunu Ermenistan Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü vesilesiyle Hindistan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi Kishan Dandeval, ülkesinin Artsakh ihtilafının çözümüne ilişkin ilkeli tutumunu belirterek söyledi. Büyükelçi Hindistan'ın resmi tutumunun herhangi bir ikili anlaşmazlığın barışçıl müzakereler, diplomatik diyalog ve karşılıklı anlayış yoluyla çözülmesi gerektiğini ve savaşın, güç ve şiddet tehdidinin bu tür konularda yeri olmadığını vurguladı. Kishan Dandeval, Hindistan'ın ayrılmaz bir parçası olan Cammu ve Keşmir konusunda Hindistan'a destek veren Ermenistan Cumhuriyeti hükümetine ve Ermeni halkına teşekkür etti. Batı Ermenistan, dost Hindistan'ın tam yetkili temsilcisinin bu açıklamasını memnuniyetle karşılıyor ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü hatırlatarak toprakların Türkiye ve Azerbaycan'ın işgalinden çıkması halinde barış olabileceğini vurguluyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı 8 Temmuz akşamı Ermenistan Cumhuriyeti-Azerbaycan sınırının doğu kesiminde yer alan Azerbaycan mevzilerine Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin farklı kalibre silahlardan ateş açtığını belirterek yanlış bilgi verdi. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Ermenistan Cumhuriyeti-Azerbaycan sınırındaki durumun nispeten istikrarlı olduğunu ve Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin tam kontrolü altında olduğunu bildiriyor. Azerbaycan'ı kışkırtmalardan uzak durmaya ve barış anlaşmalarına saygı göstermeye çağırıyoruz. Tarihçi, akademisyen, Profesör Sait Çetinoğlu ciltler dolusu yazılarında Ermenilere karşı soykırım, Armenosit konusuna defalarca atıfta bulunarak bu projenin gerçekliğini ve onu uygulayanların kimliklerini ortaya koydu. Aşağıda Çetinoğlu'nun yakın zamanda yayınlanan makalesinden bir alıntı yer almaktadır. Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit sürecinde yurtlarından nasıl sürüldüğüne ve nasıl ölüm yürüyüşlerine çıkarıldığına dair çok yazıldı. Bu ölüm yürüyüşlerinden mucizevi bir şekilde sağ olarak çıkanlar da vardı. Bugün soykırım süreciyle ilgili bilgilerimizin tamamına yakın kısmını bu sağ olarak kurtulanlara borçluyuz. Doğaldır ki savaş sonunda bu insanlar yurtlarına dönmek isteyeceklerdi ve istediler de. Biliyoruz ki Ermeniler yurtlarına sonsuz bir bağla bağlıydılar. Armenosit soykırımından sağ kurtulan Ermenilerle ilgili olarak savaş sonrası hükümetin aldığı kararlara baktığımızda bir talimnamenin yazıldığını ve hudut kapılarının askeri ve mülki erkanına gönderildiğini görüyoruz. Talimatname 11 madde olup kısa ve özdür. Giriş kapıdaki yöneticinin insafına kalmıştır. Yurda sokmamak için ne gerekiyorsa talimnameye alınmıştır. Sayılan şartların ağırlığı bir yana, bir şart vardır ki bunu hangi mantığın koyduğu açıktır. Her şarta haiz olsan dahi kendine yetecek yiyeceğin yoksa giremiyorsun.
Sait Çetinoğlu'nun makalesinin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Ahalkalak'taki Kıvarşa köyünde neredeyse bir asırdır kimse yaşamıyor, ancak harap durumdaki Surp Gevork Kilisesi değişik değerlere sahip taşlar ve köyün tarif edilemez güzelliği geçmişin çalkantılı yaşamına tanıklık ediyor. Bu güzel yerde sadece köyün kalıntıları kaldı. Kıvarşa köyünün kilisesi diğer binalardan nispeten daha iyi korunmuş, ancak aynı zamanda tahrip olmuştur. Civarda taş duvar kalıntıları, ev kalıntıları ve tahıl depoları korunmuştur. Bu bölgeden Parvana geçidinin güzel bir manzarası, Ahalskaya giden yol ve Atspintza Belediyesi'nin köyleri görülüyor. Köy ve kilise Ermeni tarihçi rahmetli Samvel Garabetyan'ın Cavak adlı kitabında geçiyor. Bu kitapta bölgenin yaklaşık 100 yerleşim yeri tanıtılmaktadır. 1944 yılına kadar Kıvarşa'da Mesket Müslümanları yaşıyordu. 1944'ten onları Kazakistan'a yerleştirdiler. Bundan sonra burada kimse yaşamadı. Köy yıllar içinde tahrip oldu. Kıvarşa'daki son çalışmalar geçen yüzyılın 90'larında gerçekleştirildi. Batı Ermenistan'ın köylerindeki altyapı ve iletişim sorunlarının çözümüne önem vermesinin temel nedeni budur. Bu da nüfusun köylerde kalmasına neden olabilir. Aksi takdirde Ermeni nüfuslu köyler bu örnekle boşaltılabilir. Fransa'nın Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı, Fransa, Avrupa ve Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yenilikçi projeler için dayanışma fonu tarafından finanse edilen Ermenistan Miras Araştırma, Koruma ve Genişletme adlı projesini başlatıyorlar. Yerevan'daki Fransız Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre program Fransa'nın Ermenistan Cumhuriyeti'nin kültürel mirasının korunması, restorasyonu ve takdir edilmesini destekleme taahhüdünü ifade ediyor. Sürekli eğitim kursları ile kültürel miras restorasyon ve koruma uzmanlarının becerilerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca ilk etapta anıtın tarihi mimari bir çalışmasının yapılması planlanan Datev Manastır Kompleksinin restore edilmesi, Rempart ve Dünya ve Kültür Derneği ile ilk gönüllü çalışma kampının düzenlenmesi planlanmaktadır. Üçüncü aşama Erebuni Müzesi'nin kalıcı sergisinin yeniden düzenlenmesi ve modernizasyonuna adanmıştır ve koleksiyonların değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Proje Louvre Müzesi ile ortaklaşa uygulanacaktır. Batı Ermenistan kültürel değerleri korumaya yönelik benzer programların uygulanmasını değerli bulmakta ve takdir etmektedir. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın vatansever evlatları, Batı Ermenistan liderliği fikir ve ilkelerine sadık kalarak televizyonu ve çevrimiçi platformlarının aracılığıyla ülkemizin tarihinin bugünü ve geleceğiyle ilgili çeşitli olayları sunmaya, hükümetin siyasi ve kamusal faaliyetlerini yeni yaklaşımlarla sizlere bildirmeye devam ediyor. Ayrıca hepinizin daha yakından temas halinde bulunmasına izin veriyor. Televizyonumuz olan Western Armenia TV aracılığıyla hükümetle, ulusal meclis üyeleriyle doğrudan temas kurabilir, doğrudan Batı Ermenistan ve vatandaşları ile ilgili endişelerinizi, sorularınızı dile getirebilir ve çeşitli ilginç önerilerde bulunabilirsiniz. Televizyonumuzun kendi reklamını yapmadığını hatırlatarak fırsatlarını ve bağlantılarını sizin de aracılığınızla genişletmek istediğini belirtmek isteriz. Sizin desteğiniz hepimizin zaferidir. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Aman Maro adlı eseri sunuyoruz. Aman maro, maroin, maroin, nadina sekla paeto yaroin. Aman maro, maroin, maroin, nadina sekla paeto yaroin. Sinomichi, hasnes maro, levonagi, harsnes maro. Aman maro, maroin, maroin, nadina sekla paeto yaroin.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.